Gönül Pınarı. Merhabalar sevgili dinleyiciler, yine bir Gönül Pınarı programında daha sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında Bilal Mert arkadaşımız, programı sizler için hazırlayıp sunan Sayın Osman Ünlü hocamız ve ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu saygılar sunarak başlıyoruz bir programımıza daha. Evet sevgili dinleyiciler, her gece, her perşembeyi cumaya bağlayan gece, yani Gönül Pınarı'nın olduğu gece elbette hayatımızda yine dönüm noktaları oluştuğunu düşünüyorum. Güzel notlar alabiliriz çünkü konularımız gerçekten çok güzel ve çok faydalı ve belki de programımız bittiğinde kendimize çekidüzen vermek için içimizde başka ümitler ve tabii ki doğruyu bilmenin vermiş olduğu o güzel duygular yaşatıyor bize program. Evet, hocamıza öncelikle bir hoş geldiniz demek istiyorum sizin adınıza. Ha bu arada unuttum. Hem yurt içinden hem yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimize saygı ve selamlarımızı sunalım. Efendim, unutmamak lazım değil mi hocam? Elbette. Elbette, onlara özel selamlar. Şimdi onlar gariptir, yurt dışındakiler. Hani diyecekler, yurt içindekiler diyecekler ki o zaman biz kapatalım. Madem siz yurt dışındakilere garip diyorsunuz, bize demiyorsunuz. Ahir zamanda yaşayan müminlerin hepsi gariptir. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki el İslam'ı beda gariben fe se'udu kema beda fe tuğba lil uğraba. Çünkü itikaden ehl-i sünnet itikadında olan, beş vakit namazını kılan, haramlardan elinden geldiği kadar sakınan kimse akrabalar arasında bile gariptir. Bir şey söyler, sen de uçuyorsun kaçıyorsun canım, bu zamanda da böyle olun falan. Sen de çok geri kalmışsın canım, çağlar öncesi yaşaman lazımdı gibi sözlerle karşı karşıya geliyor ki başlangıçta da niye garip denmiş, el İslam'ı beda gariben buyurulmuş. İslami de İslam'ın başlangıcında da Müslümanlar garip miydi? Garipti. Çünkü onlar Allah-u Teala'ya iman ettikleri, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek için gayret sarf edince o zamanki yaşayan putperestler, müşrikler dediler ki bunlar ne biçim insan ya? Nereden çıktı bu? Biz nefsimizin istediğini her türlü şeyi yapıyorduk, yiyorduk, içiyorduk, eğleniyorduk, kafamıza göre takılıyorduk. Bunlar nereden çıktı? Ne garip insanlar bunlar diyorlardı. Şimdi de aynı şeyi söylüyorlarmış, söylüyorlar efendim. Efendim, tabii cuma gecemiz hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak ve izinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Efendim bu gece İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri'nin bir sözünden, onun bir sözünü dayanak alarak, hatada ısrar felakettir. Konumuzun ismini daha doğrusu İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri'nin bir sözünden alarak koyduk. Hatada ısrar felakettir. Peki bu zat ne buyurmuş? İmam-ı Cafer-i Sadık rahmetullahi teala aleyh ne buyurmuştur? İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin de hocasıdır aynı zamanda. Ehl-i Beyt'in 12 imamlarındandır ve Peygamber Efendimiz'in torunlarındandır İmam-ı Cafer-i Sadık rahmetullahi teala aleyh. Efendim bu zat buyuruyor ki bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin buyuruyor İmam-ı Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh. Ve yine din büyükleri buyururlar ki mihnete şükretmeyen nimete şükretmez. Ne demek o? Yani sıkıntılara şükretmeyen bir kimse nimete de şükredemez. Efendim sıkıntıya şükür mü edilir? Beterin beteri var ya. Mesela bir parmağım koptu. Elhamdülillah ki diğerleri var. Elim koptu diğeri var ya. Kolum koptu diğer kolum var ya. Kulağım birisi gitti, diğer kulağım var ya. Duymuyorum, görüyorum ya. Görmüyorum, aklım var ya. Yani niye mi? Şükredecek olduktan sonra daha beteri var. Beterin beteri var. Onun için mihnete şükretmeyen nimete şükretmez buyurulmuştur. Ve yine buyurulmuştur ki ahmaklık hatada ısrar etmektir. Ahmaklık hatada ısrar etmektir. Tabii bizi dinleme zahmetinde bunların hatırına, hepimizin hatırına gelir. Hata deyince ufak tefek böyle işte yanlışlamasını yaptığımız şeyler gelir. Halbuki hata kelimesinin içerisine başlangıçta Allah-u Teala'ya karşı yaptığımız hatalar yani günahlar gelir.
On sana kullarına karşı yapmış olduğumuz hatalar. Bunlar el ile, dil ile, kalp ile yapılan hatalardır. Peki bir insan bir hata yaparsa, bu hata üzerinde ısrar ederse ne olur? İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'nin buyurduğu gibi bu kimsenin neticesi iyi olmaz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 114. ayet-i kerimesinde meal olarak Cenab-ı Hak buyuruyor ki, hidayet yolunu öğrendikten sonra peygambere uymayıp müminlerin yolundan ayrılanı saptığı yola sürükleriz ve çok fena olan, kötü olan cehenneme sokarız. Yani hatada ısrar nereye götürüyor insanı? Cehenneme götürüyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi efendim tabii kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki insan eşittir hata. Yani bizden hata meydana gelir mi? Gelir. Yaratılanlar içerisinde melekler hata etmez, günah işlemez. Çünkü yapıları, yaratılışları günah işleyecek şekilde yaratılmamıştır. Peygamberler de hata etmezler. Çünkü onlarda ismet sıfatı vardır. Dolayısıyla devam surete koruma altındadırlar. Onlarda da hata meydana gelmez. Zaman zaman mesela Kur'an-ı Kerim tercümelerini alıp da oradan okuyanlar, ama efendim diyor işte Adem Aleyhisselam hata etmedi mi, günah işlemedi mi? Hayır, Adem Aleyhisselam hata etmedi, günah işlemedi. Peygamberlerde bulunan hale hata denmez, günah da denmez. Ona zelle denir. Mesela Adem Aleyhisselam Allah-u Teala cennette şu ağaçtan yeme, bu ağacın meyvesine yeme diye emir buyurdu. Hı hı. Ama yemesini murad etti buyuruyor. Yeme diye emretti ama yemesini murad etti, yani diledi. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam da onu unuttu. Yani hata etmedi. Buna zelle denir buyuruluyor. Diğer insanların yaptıklarıyla peygamberlerin yaptıklarını aynı kefeye koymak yanlıştır. Onun için ehl-i sünnet alimleri cımbızla çekmişler kelimeleri, yerli yerine koymuşlar. Onun için çok dikkat etmek lazım. Zahiren fiziki yapı itibariyle peygamberler bizim gibi insandır. Et ve kemikten yaratılmışlardır. Ama onlardaki kalp farklıdır. Farklı yaratılmışlardır. Ruhlar farklıdır. Farklı yaratılmışlardır. Dolayısıyla peygamberlerde isyan, hata etmek, günah işlemek öyle bir durum söz konusu olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak onları koruyor. Bazılarının zihni karışabilir. Ama efendim hem insan diyorsunuz hem hata etmez diyorsunuz. Onu nasıl izah edeceğiz? Ehl-i sünnet alimleri bunu izah ederken buyuruyorlar ki, şimdi Fatma Hanım tabii okula gidenler görmüşlerdir. Fanuslar var mesela. Dışarıda da görülüyor bugün. Şimdi fanusun içerisinde düşünüyorsunuz. Devamlı sürekli birisi sizi hep gözetliyor falan. Yanlış bir adım atmanıza, yanlış bir iş yapmanıza hiçbir zaman fırsat vermiyor. Fanusun içerisindesiniz. Peygamberler böyle düşünmek lazım. Yani Cenab-ı Hak devamlı sürekli peygamber olarak seçtiği bu mübarek insanlar koruma altındadır. Kontrol altındadırlar. Dolayısıyla bunlar da bu meydana gelmez. Ama efendim %100 isabet etmediği de olmaz mı vahiy gelmeden önce söyledikleri? İsabet edemeyebilir. İsabet edemeyebilir. O hal biri olmuş olsa onlarınkine yine hata denmez. Kendilerine göre iştihad etmişlerdir. İştihadı isabet etmemiştir. Ama Cenab-ı Hak onlara hep doğrusunu bildirir. Hep doğrusunu bildirir. Mesela Bedir Harbi'nde Mekkelilerden, müşrilerden esirler alınmıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmediği için Eshab-ı Kiram topladı. Onlar da isyar etti, danıştı. Bunlar ne yapalım, nasıl yapalım? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri buyurdular ki, dediler ki ya Resulallah, bizimle yani görüşümüzü, bu konudaki düşüncemizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Yoksa bu konuda vahiy var, onu mu bildiriyorsunuz? Hayır, vahiy gelmedi. Ne düşünüyorsunuz? İsyar ediyorum, ona göre karar vereceğiz. Onun için istişare etmek, danışmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri buyurdular ki, ya Resulallah, bunlar netice itibariyle her ne kadar düşmanlık etse de bizim tanıdıklarımız, akrabalarımız, aynı kavimdeniz. Bunları belli birer fidye alalım, serbest bırakalım. Öldürmeyelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri ne sıra gelince, Hazreti Ömer de onun da iştihadı. Ya Resulallah, bunlar her ne kadar bizim tanıdığımız, akrabamız, yakınlarımız ise de bunlar size de, ondan sonra Müslümanlara da çok eziyet ettiler, çok zulmettiler. İslamiyet'in ilerlemesine, yayılmasına mani oldular. Dolayısıyla biz bunları serbest bırakırsak tekrar geri gittikleri zaman bunlar bu fikirlerinden vazgeçmezler ki. Müslümanlara yine aynı şekilde zulmedecekler. İnananları yine eziyet edecekler. İslamiyet'in yayılmasına yine mani olacaklar. Dolayısıyla bunların, bu yaptıklarının cezasını verelim. Yani hepsini öldürelim. Hatta herkese kendi akrabasını verin. Bana kendi akrabalarımı ver. Hazreti Ali'ye de kendi akrabalarını ver. Böylece herkes kendi akrabasını öldürünce arada ileride kan davası da zuhur etmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o andaki iştihadı da Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretinin iştihadına uygun düşmüştü.
Dolayısıyla belli birer hani para karşılığı şu kadar bedel ödeyen hürriyetine kavuşacak, serbest bırakılacak. Veya parası yoksa Medineli Müslümanlardan, Müslümanların çocuklarından şu kadar kişiye, şu kadar çocuğa okuma yazma öğretenler serbest bırakılacaklar. Bu şekilde karar verildi. Sonra vahiy geldi Fatma Hanım. Niçin Allah-u Teala ve onun peygamberine düşman olanları para karşılığı sarıverdiniz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ikaz edildi. Ve Allah-u Teala'dan gelen emir Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin içtihadına uygun gelmişti. Ama ayet-i kerimede Allah-u Teala sizi affetti. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelince çok üzüntülü bir şekildeyken sahabe-i kiram geliyor. Ya Resulallah sizi üzüntülü görüyoruz. Sebebi nedir? Deyince buyuruyorlar ki böyle bildirildi. Ayet-i kerime geldi. Allah-u Teala bu şekilde vahyetti. Hazreti Ömer'in bildirdiği gibi. Vahiy öyle geldi. Eğer bu sebepten dolayı bir azab-ı ilahi gelseydi Hazreti Ömer gibi sahabe-i kiramdan bir zat daha aynı o şekilde içtihad etmişti. Bu ikisi hariç hepimiz helak olurduk buyuruyorlar. Hepimiz helak olurduk. Ha, peygamberlerin aleyhissalatü vesselam vahiy gelmeden önce içtihaden bildirdiklerini ona da hata denmez. İçtihaden yani doğrular içerisinde en doğruyu bulamamıştır denir. Onun için peygamberler hatadan uzaktırlar. Hani bunu anlattık. Zihinlerde böyle efendim işte Adem Aleyhisselam böyle yaptı. Muhammed Aleyhisselam'da da var böyle hadise. Musa Aleyhisselam'da da var. İsa Aleyhisselam'da da var. Bütün peygamberlerde var. Bunlar Allah-u Teala'nın insan olarak yarattığı ve insanlar içerisinde seçip gönderdiği elçileridir. Ama bunlar koruma altındadırlar. Bunlar yanlış yapmaz, hata etmez. Peki derse ki biraz önce anlattınız, biraz önce naklettiniz. Bu hata değil mi? Bizim anladığımız manada hata değil. Yani doğrular içerisinde en doğruyu bulamamak demektir. Öyle izah etmişler. Onun için peygamberler hakkında dilimizi tutmamız lazım. Ve Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam kendi eshabı için, benim hatırım için eshabımın arasında meydana gelen hadiseler hakkında dilinizi tutunuz buyuruyorlar. Bakın eshab-ı kiram da olsa, daha sonra tabi'in, tebe-i tabi'in, ondan sonraki dönemlerde gelen evliya-i kiram da olsa bunlar hatadan mahfuzdur. Ne demek mahfuz? Hıfz edilirler. Ama hata etmezler demek değildir. Çünkü bunlarda isme sıfatı yok. İsme sıfat sadece peygamberlerde var. Melekler de yapı itibariyle, yaratılış itibariyle günah işlemeyecek şekilde yaratıldıkları için onlarda da herhangi bir durum söz konusu olmaz. Ama onun dışında bütün insanlarda hata meydana gelebilir mi? Gelebilir. Evliya-i kiramda da, eshab-ı kiramda da olabilir mi? Olabilir. Eshab-ı kiram alimdan efendilerimizin hayatlarına bakıyoruz. Hatalarında ısrar ediyorlar mıydı? Hayır. Hatta Fatma Hanım, mesela Kur'an-ı Kerim'de belli suçların cezaları bildiriliyor. Mesela bekarsa zina etmişse şu kadar aynı şekilde sopa vurulacak veya da içki içmişse şu kadar şu yapılacak içki içmişse. Sahabe ki bunların da şahidi olması lazım ha. Şahitler görecek, yapacak, biz gördük, ettik diyecekler. Mahkeme huzurunda bunlar şey yapacak. Ondan sonra bu ceza bunlara uygulanabilecek. Mesela Eshab-ı Kiram'dan Ali İmran Efendilerimizden bu ve benzeri şekilde geliyor. Resulullah Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah ben bir hata ettim. Beni temizle, benim cezamı ver. Şahit falan yok. Kendisi söylüyor. Niye? Çünkü bunların yakini var. Hani bunlar mahfuzdu ya. Muhafaza ediliyordu ya. Onlarda nefs-i itminana kavuştuğu için toprak maddeleri veyahut da su maddesi, ateş maddesi vücuttaki çünkü dört tane ana madde var. Toprak, su, hava, ateş. Bu maddeler de nefs-i itminana kavuşunca bağımsızlıklarını ilan eder deniyor kitaplarda. Dolayısıyla yaratılış itibariyle toprak maddesi de, ateş maddesi de, su maddesi de, hava maddesi de ahmak yaratıldığı için bunların istek ve arzuları da bazen sınır tanımıyor. Sınır tanımadığı için de insan hata edebiliyor mu? Hata edebiliyor. Bu sebepten dolayı Eshab-ı Kiram da zaman zaman bu şekilde böyle yaptığı olmuş mudur? Olmuştur. Ama hemen gelmiştir beni temizle. Eğer kendisiyle Allah-u Teala arasında ise başka bir ceza verilmeyecekse hemen tövbe istiğfara başlıyor. Hemen ediyor ama. Hatasında ısrar etmiyor. Onun için onların özellikleri hasreten vurgulanıyor. Bugünkü tabirle ve derecelerin yüksek olduğu bildiriliyor. Niye? Hatada ısrar etmiyor. Bakın peygamberler ve melekler hariç diğerlerin hepsi hata eder mi? Eder. Önemli olan nedir? Hepimiz hata edebiliriz. Önemli olan bunda ısrar etmemektir. Peki ısrar ederse bu kendisini Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İşte Nisa suresinin 114. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi cehenneme sürükler kendisini. Dünyada da felakete götürür. Peki Fatma Hanım, ister günahta olsun, ister insanlara karşı olsun, ister edeben olsun, bizde meydana gelen bir hatanın altını karıştırdığınız zaman altında ne çıkar? Ne çıkar biliyor musunuz? İnat çıkar, kibir çıkar, ucub çıkar. Yani bütün kötü huylar çıkar. Niye insan tövbe etmek istemez? Kendini üstün bildiği için. Hata
yaptığını... Kabullenmiyor. Kabullenmedi. Kibirinden dolayı tövbe etmiyor. Niye özür dilemiyor? Kibirinden dolayı özür dilemiyor. İnadından dolayı aynı şekilde. İnadından dolayı özür dilemiyor. Kibirinden dolayı özür dilemiyor. Dolayısıyla bu hatada ısrar etmenin altını kurcaladığınız zaman hep böyle hani bir söz vardır, Çapanoğlu çıkıyor diye, hakikaten kötü huylar çıkıyor. Kötü huylar çıkıyor. Onun için İmam Cafer Sadık Hazretleri hatada ısrar etmek, bir hatada ısrar etmek insanı helak olmaya götürür buyurmuşlardır. Onun için çok dikkatli olmak lazım efendim. Evet sevgili dinleyiciler, gerçekten güzel ve inşallah eğer bir şekilde en küçük bir hususunu bile, öğrendiğimiz en küçük bir bilgiyi bile hayatımıza getirirsek bize çok şey kazandıracak bir konu. Bizden ayrılmayın, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Tekrar merhabalar sevgili dinleyiciler. Gönül Pınarı'ndan kucak dolusu sevgiler sunuyoruz hepinize. Yine bu gece güzel bir konumuz var. Hatada ısrar felakettir başlığını taşıyor. Ancak bu başlık belki de saatler sürecek konuşmalarında ya da farklı bir dünyanın anahtarını da taşıyor. Bu üç ayrı kelime. Evet, hatada ısrar etmenin altında çok daha farklı ve hepimizin hoşlanmadığı, sevmediği kötü huylar var demiştik. Aramızdan önce bu noktada kalmıştık. Bunun içinde kibir de vardı, haset de vardı, kıskançlık da vardı, öbürlenmek vardı. Hatta bakın Fatma'nın Anadolu'da yaygındır. Artık zamanımız her tarafta yaygındır. Yani sadece İç Anadolu'ya veya şuraya buraya bağlı değil efendim. Mesela İstanbul'da da şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimiz de yani kendilerine yönelttiği zaman hep bütün ailelerin içerisinde mevcuttur. Ufacık bir miras meselesi birbirine giriyor. Ben onun yanına gitmem. Niye? İnat sebebiyle. Halbuki ikisi özür dilerim ya ablacığım, abicim kusura bakmayın dese, yaşça büyüktür netice itibariyle. Ya gördüm bak yola geldim falan filan den ama netice itibariyle kardeştir, barışabilirler mi? Barışabilirler. Yani bu düşmanlıkların veyahut da küstürmaların arasında da ne vardır? İnat vardır. Hatada ısrar vardır. Ben niye gidecekmişim onun ayağına? O benim ayağıma gelsin. Ne demek o ya? Ben onu hiç affetmem. Sen kimsin ya? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bana dönün, tövbe edin, ben affederim. Allah-u Teala affediyor Fatma Hanım ya. Sen ben kimiz ki? O zaman ne oluyor? Sana karşı bir kimse diyelim ki ters bir hareket yapmıştır, ters bir şey söylemiştir. Adam da geldi özür diledi. Şimdi o hatasını anladı. Geri döndü, özür diledi. Büyüklük yaptı. Ve tamam, haksız olduğu halde böyle bir şey yaptı. Geldi elini ayağını öperim dedi. Yanlış yaptım dedi, yanlış söyledim dedi. Ne olur işte affet falan. Yani şimdi top bana geçti. Şimdi oklava yutmuş gibi çenemi yukarı diker de böyle şey yaparsam bu sefer hatada beni ısrar etmeye başlıyorum. Ya ama efendim bana işte yanlış yaptı. Ya yanlış yaptı, doğru. Doğru da Allah-u Teala ne buyuruyor? 70 sene Allah-u Teala şirk koşmuş. Bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Kulum diyor, geçmişlerin hepsini sildim. Sen de diyorsun ki ben inanıyorum. Kime? Allah-u Teala'ya. Kime? Onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a. Ve ne diyorsun? Ben Müslümanım diyorsun. Cenab-ı Hak böyle bildirmiş. Onun Habibi de bu şekilde bildiriyor. Ve ondan sonra sen diyorsun ki ben affetmem. Ya sen kimsin ya? O zaman Müslümanlığını bir gözden geçir o zaman. Ben burada hata ediyorum. Bunda ısrar etmek beni nereye götürür Fatma Hanım? Cehenneme götürür. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hangi konu olursa olsun. Bakın dünyalık meselelerde bile. Mesela bir amir emrinde çalışan birisine dese ki gel oğlum kızım şunlar şöyle şöyle yap dese. Yaşça büyük olsa dese.
O da bak burada böyle bir şey olmuş, bunu düzeltiver falan. O gidiyor yine aynı şeyi yapıyor. İşte oğlum kızım yavrum etme, bak sen böyle yapmıştın falan, bunu düzelt. Gidiyor yine aynısını yapıyor. Netice ne olur Fatma Hanım? 1, 2, 3. 3'e kadar. Hani derler ya çekirge 1 sıçrar, 2 sıçrar, 3 sıçrar, ondan sonra tepe taklak olur. Bu ne oldu şimdi? Kendi sonunu hazırladı mı, hazırlamadı mı? Hazırladı. Hazırladı. Anne baba da aynı şekilde evladına elbette kötü olmasını istemez. Hata eder, o hatayı ikaz eder. Yavrum, kızım, oğlum neyse. Bunu öyle değil şöyle yap. Onu öyle değil şöyle yap. Öyle değil şöyle yap. 1, 2, 3. Annedir babadır o da. Et ve kemikten yaratılmıştır. Tak diye evlada karşı gönül koyar mı? Koyar. Bu gönül koymanın arkasına neler gelir biliyor musun Fatma Hanım? O evladın başı dertten kurtulmaz ya. Bunu da iyi bilmek lazım. Hatada ısrar ederse, yani gidip özür dilemezse veyahut da o hatayı ısrarla tekrar ederse, yani onun altında yatan nedir? Orada ısrar etmesinin sebebi nedir? Ben senden iyi biliyorum. Kibir yatıyor ya. Kendini beğeniyor. Efendim ya doğruysa benim dediğim. Doğruysa, yani anne baba o anda amir durumdaysa, anne baba ne diyor? Oğlum kızım bu saati götür at diyor. Yok ya bu saat sağlam. Siz anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Cahil insansınız. Ya anne baba biliyor. Yani bu zaten böyle söylenmez de bir defacık aynı şekilde ikaz edilir mi edilir. Ya, söylenir. Bu saat sağlam. Ve saatçiyi de götürdüm. Bu saat sağlam. Eğer isterseniz ben bunu alternatif olarak şu şekilde de kullanabilirim. Ama bütün bunlara rağmen anne baba der ki yok yavrum o saat bizim. Onu götür çöpe at. Senin yapacağın başka bir şeyin yok artık. Götür bunu atmak. Atmazsan ne olur? Söz dinlememiş olursun. Hata mıdır? Hatadır. Ama efendim sapa sağlam saat. Canım söyledin ya sağlam olduğunu. Dedin ya başka alternatiflerinde. Sen ona karışamazsın ki artık. Orada bir şey söz konusu olmaz. Yani Rabbimizin de aynı şekilde bildirdikleri var. Emirleri var. Ya efendim ben şöyle yaparsam. Bir dakika. O zaman Allah-u Teala'ya karşı tavır olur. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı diyorsun ki sen. Ya Rabbi sen böyle bildiriyorsun ama haşa sen bunu bilememişsin. Ben daha iyi daha iyisini biliyorum. Onun daha iyisi daha güzeli böyledir demek istiyorsun. Ya, yaptığın şeyin vehametini düşünmen lazım. Mesela bid'at diye anlatılıyor kitaplarda. Dini değiştirmek demektir bidat. Niye kötüdür? Mesela kitaplarda hadis-i şerifler var. Şunun tevbesi kabul olur ama bidat sahibinin asla. Peki bidat işleyen kimse o bidatından dönerse, vazgeçerse, tevbe ederse yine kabul olur mu? Olur. Ama o bidatında ısrar ederse, bidat işlemekte ısrar ederse yaptığı ibadetler de kabul olmaz, tevbesi de kabul olmaz buyuruluyor. Niye? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 defa yıkamak bir uzvu abdeste sünnettir buyuruyor. Ama diyorsun ki efendim bu 5 defa yıkanca daha güzel olur. Dikkat et, kime karşı söylüyorsun sen bunu? Ya Allah-u Teala Resulüne söylüyorsun sen bunu. Diyorsun ki haşa, haşa demek istiyorsun ki ya Resulallah sen bunu bilememişsin haşa. Ben daha iyi biliyorum bu 5 defa yıkanınca daha güzel olur demek istiyorsun. Ne kadar çirkin. Kime karşı söylüyorsun bunu? Ve bunda da ısrar ediyorsan Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Onun için Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bidat sahipleri hakkında buyurdukları öyle ağır ifadeler var ki mesela bir tanesi bidat sahipleri cehennemin köpekleridir buyuruyor. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Mesela Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki günahına pişman olmayıp diliyle istiğfar eden günahında devam edicidir Rabbi ile alay etmektedir. Şimdi bakın Fatma Hanım bu hadis-i şerifte de bildirirken İslam alimleri açıklamışlar. Günahına pişman olmayın. Diliyle estağfurullah falan diyor böyle yalandan. Ondan sonra ama günaha da devam ediyor. Allah-u Teala alay ediyorsun. Yani işlediğin günahta ısrar ediyorsun. İnat ediyorsun. Tavır koyuyorsun. Res çekiyorsun. Kime karşı ya? Kime karşı? Yani bir hata ettin. Usulüm estağfurullah. Mesela bunu insanlara karşı da yapıyoruz. Allah-u Teala'ya karşı böyle olan bir kimse Allah-u Teala'nın kullarına da böyle yapmaz mı? Gidiyorsun omuzuna vuruyorsun. Özür dilerim abicim ya falan gidiyorsun. Adamı gidip bu sefete özür dilerim abicim. Ya ne demek bu ya? Olur mu öyle şey ya? Özür dileyen kimse bir yaptığını bir daha yapmaz. Öyleyse sen hatanda ısrar ediyorsun demektir. Bir gün sen bugün güçlü kuvvetlisin. Başkalarına omuz vurursun, çelme takarsın. Senden daha güçlü kuvvetli birisi çıkar. Sana öyle bir çelme takar ki bir daha kalkamazsın. Öyle değil midir? Kesinlikle hocam, evet. Çekirge misali sıçrarsın, ondan sonra bir daha sıçrayamazsın. Peki, hatada ısrar etmemek için, hani biz insanız, insan eşittir hata diye anlatmışlar ya İslam alimleri, hata ediyoruz. Bakın bu konuda Abdullah bin Ömer radıyallahu teala hazretleri anlatıyorlar. Bir gün böyle Mescid-i Nebi'de oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sohbet ediyorlardı. O sırada birisi geldi. Dedi ki
Ya Resulallah, hizmetçimin bana karşı hata ve kusurları var. Yani bir günde yani 1, 3, 5, 7 neyse bu kadar hata ediyor. Ben bunun kaçını kaça kadar affedeyim? Hata ediyor falan. Efendim özür dilerim diyor. Bir şey kastı yok. Ama işte getirirken şey yaparken ayağı tökez diyor, suyu döküyor. Ne bileyim bahçe işlerini yaparken yanlışla mesela bir dal kesiyor. Veyahut da bir dalı, ağacın dalını kırıyor falan. Bir şeyler oluyor. Ben diyor bunu kaçına kadar aynı şekilde. Yahut da zamanlama veriyor. Diyor ki şu da işte 15 dakika sonra burada ol. O 20 dakika sonra geliyor. Ben bunu kaç defa affedeyim? Kaç defa affedeyim diye soruyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor biliyor musunuz o adama? Her gün 70 kere affet buyuruyorlar. Her gün 70 kere. Evet. Bu kolay bir şey değildir ha. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her gün 70 kere affet. Biz adamcağız ömründe bize bir hata yapmış. Mesele gelmiş, özür dilemiş. Bize diyor ki affetmem. Ya sen kimsin ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hizmetçin veyahut da çoluğun çocuğun neyse bir hata yaptığı zaman sana her gün için o. İşte her gün 70 defa onu affet. Sen ömründe bir defa sana karşı bir tavır almış. Sen bir ömür boyu duvar eriyorsun, konuşmuyorsun. Hatta diyorsun ki ölürse ölüsüne gitmeyeceğim. Ölürsem ölüme gelmesin diyorsun. Ne çirkin şey bunlar ya. Ne kadar çirkin şeyler bunlar. Şimdi bir de Fatma Hanım şunu da yerli yerine koymamız gerekir. Şu anda mesela bunları naklediyoruz. Burada anlatan da dinleyen de aynı hissetmiş. Bu anlatılanları hangimiz ister dinleyen ister anlatan kendi hayatına geçirirse faydasını görür. Aksi halde işte burada papağan gibi alırsın nakledersin ama hayatına geçirmezsen hiçbir faydası olmaz. Dinleyen de ha çok güzel konuşuyor maşallah maşallah dedi hayatına geçirmiyorsak yani anlatan da dinleyen de hiçbir istifadesi olmaz. Ama çok güzel şeyler de hayatımıza geçerse güzel olur o. Niye mesela Osmanlı döneminde yaşayanlar ben zaman zaman mesela babaannem kuşaklarını hep anlatıyorum. Çünkü Fatma Hanım onlar önlerinde yaşayan insanları görmüş. Dinleyicilerimiz diyecekler ki biz ölü insanlar mı? Evet ölüyüz maalesef. Yaşayan insanları. Neyi yaşayan insanları? İslamiyet'i hal haline getirmiştir Fatma Hanım onları ya. Hal haline getirmiş. Mesela ben hatırlarım. Yazın işte orak zamanıdır biçersin. Bazen öyle olurdu ki yağmur yağmaz. Bir karış boyunda buğday olur. O sene yani yiyeceğin ekmeklik buğday zaten ektiğimiz. Onu bile elde edemiyorsun. Koyunlar var, diğer büyükbaş hayvanlar var. Onların aynı şekilde ihtiyaçları olan samandır, bilmem nedir. Onları elde edeceksin. Onları elde edememişsin. Kara kara düşünüyor. Ama bütün bunları gördükleri halde biz önceki, kendimizden önceki babaannemler kuşakları, annemler kuşağı da aynı şekilde bereket versin derlerdi. Ne yapalım? Cenab-ı Hak bu kadar takdir etmiş. İsyan etmezlerdi. Kanaat eden doyar derlerdi. Cenab-ı Hak bu kadar takdir etmiş. Ve hemen kendilerini sorgularlardı. Ne gibi? Biz böyle azgın olursak, taşkın olursak bu bile çok bize derlerdi. Şimdi mesela elimizde çok geçiyor. Şükür yok, kanaat yok. En ufak bir şey olduğu zaman hemen isyanlar oynayıveriyoruz. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Tövbe istiğfar yok. Özür dilemek yok. Ve birisi de bizi ikaz ettiği zaman istiğfar oku veyahut da aynı şekilde tövbe et. Ben ne yaptım ki? Ne yapmadın ki? Bu sözün bile günahtır ya. Birisini ikaz ediyor. Bir düşün bakalım bir. İnsan eşittir hata. O zaman ne sen kendini tanıyorsun ne insanları tanıyorsun demektir. İnsan eşittir hata. Hiçbir şey yapmamış olsa bile insan boş zaman zamanını boşa geçirmiş olsa malayani midir? Malayanidir. Hatta din büyüklerinden bir zat buyuruyor ki bilmiyorum sizin de başınıza geliyor mu? Hiçbir sebep yokken Fatma Hanım böyle oturuyorsunuz. Böyle pat diye içinize bir sıkıntı geliyor. Nereden geldiğini bilemiyorsunuz. Mesela düşünüyorsun ya bugün birisine ters bir şey mi söyledim? Ya da ters bir hareket mi yaptım? Birisinin kalbini mi kırdım? Ya da namazı geç mi bıraktım? Düşünüyorsun bunların hiçbirisi olmamış. Ama insanın kalbinde durup dururken böyle bir sıkıntı meydana geliyor. Bunun sebebini anlatıyor o zat. Diyor ki insan, o zat buyuruyor ki bir kimse Allah-u Teala'nın kendisi için verdiği o ömür içerisinde zamanını dinine ve dünyasına faydalı olan bir şey için kullanmamış ise, yani boş, lüzumsuz olarak kullanmış ise, o zamanı boşa harcadığı ve lüzumsuz kullandığı için müminin kalbine bu şekilde böyle durup dururken bir sıkıntı gelirmiş. Çaresi nedir? Hemen istiğfar ve la havleyi okumak ve zamanını boşa getirdiği için özür dilemek. Onda ısrar etmemek. Ya ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım diye yaptın.
Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshabıyla beraber bir yere giderken, yolun kenarında bir adam oturuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne eli ne kolu hiçbir şey hareket etmiyor. Oturmuş böyle bembem bakıyor. Resulullah Efendimiz oradan geçerken selam vermiyor. Eshab-ı kiram da vermiyor tabii. Peygamber Efendimiz vermeyince eshab-ı kiram verir mi? Gidiyorlar işte gidecekleri yere varıyorlar. Görecekleri işi görüyorlar. Ziyaretlerini yapıyorlar. Tekrar aynı yoldan geri dönüyorlar. Bakıyorlar bu adam yine orada oturuyor. Bu sefer eline bir çöp almış toprağa karıştırıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam selam veriyor geçiyor. Eshab-ı kiram soruyor. Ya Resulallah bu adam biz giderken de buradaydı ama selam vermediniz. Dönüşte verdiniz. Sebebini anlayamadık diye arz edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki biz giderken bu adam boş boş oturuyordu. Hiçbir iş yapmıyordu. Şimdi dönüşte eline bir çöp almış toprağa karıştırıyor. Belki kendisine faydası yoktur. Ama topraktaki mahlukat için ve toprak için faydalıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın diğer mahlukatı için faydalı olan bir işle meşguldür. Onun için selam verdim. Önceki zamanı boşu boşuna harcıyordu. Lüzumsuz harcıyordu. Demek ki lüzumsuz zamanımız geçtiği zaman bizim de gönlümüze böyle bir sıkıntı gelebilir mi? Gelebilir. Çaresi nedir? Hemen özür dilemek. Yani istiğfar. Onun için bütün dertler için çare hep istiğfardır. Hepimiz her zaman mı? Evet, hepimiz her zaman istiğfara muhtaç mıyız? Muhtaçız tabii. Sevgili dinleyiciler, programımız kısa bir aradan sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarımız devam ediyor tüm hızıyla. Elbette bu gece yine her cuma gecesi olduğu gibi güzel ve hem dünya hayatımıza hem ahiret hayatımıza faydalı bilgilerle bilgileniyoruz. Onları öğreniyoruz. İnşallah hayatımızda yaşamak, tatbik etmek de nasip olur. Bugün biraz kendimizi ve yaptığımız hareketleri sorguya çekebileceğimiz şeyler öğreniyoruz. Çünkü bilmeden hata ettiğimiz, hatta yaptığımız hatada da ısrar ettiğimiz pek çok konu var belki. Hem kendimize karşı ahiretteki durumumuzu etkileyecek hareketler, hem de etrafımızdaki insanlara karşı. Çünkü tek değiliz. Toplum içinde yaşıyoruz. Ailelerimiz var. Onlara karşı sorumluluklarımız var. Bunları da böyle ihmal ede kıra döke öyle devam ediyoruz galiba hocam, değil mi? Efendim doğru söylediniz. Sosyal bir varlıkız. Bu sosyal varlık olmamız sebebiyle hiç kimseyle, efendim benim bir ilgim yok. Dağ başında yaşamıyorum ben. Şimdi Fatma Hanım, dağ başında bile yaşamış olsam yine Cenab-ı Hakk'ın orada mahlukatı var mı? Var. Hiçbir şey olsa bastığım yerlerde böcekler vardır, karıncalar vardır. Kuşlar vardır, ne bileyim benzeri şeyler vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı vardır. Dolayısıyla nereye gidersek gidelim, insan olmasa bile Cenab-ı Hakk'ın yarattığı diğer mahlukatla beraber miyiz? Beraberiz. Halbuki şehirlerde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak bizi medeni yaratmış. Medeni yaratmaktan maksat, şehirlerde sosyal bir varlık olarak yaratmış bizi. Şimdi böyle olunca evin içinde, sokakta gelirken muhakkak hata ederiz ya. Hatasız kul olur mu? Olmaz öyle bir şey. Önemli olan nedir? Hatasız olmak değil. Hatada ısrar etmemek. Hemen tövbe edebilmek. Bakın Muhammed Masum Hazretleri var. Hazreti Ömer Radiyallahu Anh Hazretleri'nin 30. kuşaktan torunu bu zat. Bu zat buyuruyor ki yazıklar olsun. Ömür geçti. Bir hayırlı iş yapmadım. Kendisi için söylüyor. Yapmadım. Dünyanın vefasız yalancı olduğu şimdi anlaşıldı. Hayat hayal oldu. Fitneleri dertleri bitmedi. Ahbap arkadaşlar öldüler gittiler. Bu halleri görüp de gafletten uyanmıyor, ibret almıyoruz, pişman olmuyoruz, tevbe etmiyoruz. Gaflet devam ediyor, günahlarımız artıyor. Allah-u Teala Tevbe suresinin 127. ayet-i kerimesine mealen görmüyorlar mı? Her sene bir iki kere dertlere, belalara yakalanıyorlar, yine tevbe etmiyor, pişman olmuyorlar buyuruldu. Bakın bu ayet-i kerime de çok enteresan Fatma Hanım. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki görmüyorlar mı ki? Her sene bir iki kere dertlere, belalara yakalanıyorlar. Yine tevbe etmiyor, pişman olmuyorlar. Hatada ısrar ediyor buyuruyor Cenab-ı Hak. Hatada ısrar ediyorsunuz. Halbuki yaptığınız hatalar sebebiyle dertler, sıkıntılar, belalar geliyor. İbret almıyorsunuz. Hala devam ediyorsunuz. Yani hani küçük çocuğun
O da eli yaktığı zaman bir daha gitmez ki çocuk. Şimdi sobalı evler var. Tabii sobası evdeki çocuk yetişmişse, ömründe hep kalorifer görmüşse nerede bilecek onu bilemez de. Sobalı evlerde çocuk mesela daha emekleme çağında evin ortasında veya bir köşesinde soba, çıtır çıtır kömür yanıyor veyahut da odun yanıyor. Çocuk merak eder o. İlle gidecek onu. Anne etrafında pervane gibi, yapma yavrum, gitme yavrum, cız cız falan bir şeyler söyler söyler ama en sonunda çocuk bir annesini sapıttır götürür bir deyince çocuk Fatma Hanım bir daha şey yapmaz. Elini tut oraya yaklaştır feryat eder. Ya biz bir değil, bir değil. Defalarca aynı şekilde gidiyoruz. Defalarca gidiyoruz ve aynı şekilde de ibret almıyoruz. Ki çocukta daha akıl gelişmemiştir. Ama sabidir. Ve hissiyatıyla onun yanlış olduğunu biliyor ve bir daha sobanın kenarına bile yaklaşmıyor. Hani bir fıkra anlatırlar. Temel bir filme gitmiş, bir Amerikan filmine gitmiş, seyretmiş, daha sonra bir daha gitmiş, bir daha gitmiş falan. Sonra bir arkadaşı muttali oluyor buna. Demiş ki ne oluyor? Demiş, ha demiş bu adam demiş atla gidiyor demiş, o ağaca tosluyor demiş. İkinci defa acaba demiş bu hatasını demiş, aklı başına geldi bir daha yapmayacak mı diye tekrar seyredeyim. Gene yapıyor demiş ya. Üçüncü sefer geldik baktım demiş. Gene akıllanmamış gene yapıyor. Aynı hatayı tekrar ediyor. Şimdi tabii işin fıkradır, espri tarafı da ama biz o filmdeki adam gibi habere tosluyoruz, habere tosluyoruz ama bir türlü ibret almıyoruz. Halbuki sabi olan çocuk bir defa elini ateşe veyahut da sobaya değdirdiğin zaman bir daha o nesneyi gördüğü zaman tanımlıyor. Yaklaşmıyor oraya. Ya biz insanız diyoruz, akıllıyız diyoruz, o çocuğun eğitimi bize ait diyoruz. Ama götürüp götürüp aynı şekilde akrebin deliğine, yılanın deliğine elimizi sokup duruyoruz. Hani Allah-u Teala ikaz ediyor bizi meal olarak, görmüyorlar mı ki? Her sene bir iki kere dertlere, belalara yakalanıyorlar. Yine tövbe etmiyor, pişman olmuyorlar buyurdu. Bu nasıl imandır buyuruyor ondan sonra Muhammed Masum Hazretleri. Nasıl Müslümanlıktır? Ne kitaptan, ne sünnetten nasihat alınıyor. Ne de başa gelen dertlerden, hadiselerden ibret alınıyor. Uzun seneler beraber yaşadıkları, birlikte gezip dolaştıkları, yiyip içtikleri, yatıp kalktıkları ahbaplarını, arkadaşlarını düşünsünler. Sevdiklerinin, birlikte eğlendiklerinin, yardımcılarının ne olduklarını görmüyorlar mı? Hiçbirinden bir şey kaldı mı? Onlardan haber verenler var mı? Ömürlerinin harmanını rüzgar götürmedi mi? Hatta bir beyit naklediyordu da, vefasızdır ey deni dünya, senin her nimetin, ecel fırtınaları mahveyliyor her rifatın. Öyle ecel geldiği zaman bir çık getiriyor. Ayrım yapıyor mu? Yok. Ya Rabbi onların ecrinden, feyzinden bizi mahrum eyleme. Onlardan sonra bizi fitnelere düşürme. Biz garipler birkaç günlük ömrümüzü gaflet içinde geçirmemeye gayret edelim. Tavşan uykusuyla yaşamayalım. Kalplerimizi geçici, yaldızlı, sahte lezzetlere kaptırmayalım. Bu zehirli tatlılıklara aldanmayalım. Allah-u Teala'nın emrettiği ibadetleri, razı olduğu işleri yapalım. Nefs ve şeytanın ve kötü kimselerin yalanlarına, fitnelerine inanmayalım. Kabir ve kıyamet azaplarını düşünerek kendimizi şimdiden koruyalım. Bu kısa hayat ve aslı olmayan görünüşü bırakıp ölmekle şereflenelim. Aslımızın hiç olduğunu düşünelim. Emanet edilen ziynetleri takarak övünen ahmak kimseyle herkes alay eder. Bozuk, hileli mal satanı kimse sevmez. Varlık ve var olana yakışan her şey hakiki var olanındır. Önü ve sonu yokluk olanın kemali kendi yokluğunu anlamasıdır. Ve bir beyit şey yapıyorlar da, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Bu tarz mesel halinde hep söylenir. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz. Yani kişi hatasını anlarsa, noksanlığını bilirse ondan daha güzel anlayış olmaz. Ve o kimseye anlayışlı kimse denir zaten de. Ebu Bekir Dükki Hazretleri var. İslam alimlerinin ve evliya-i kiram büyüklerinden. Bu zat da buyuruyor ki, Allah-u Teala'yı tanıyan kimse ondan ümidini kesmez ve hep ona iltica edip sığınır. Onu unutan kimse de mahluklara iltica eder. Nefsinin kötülüklerini tanıyan kimse hiçbir amelini beğenmez, güzel ve kusursuz bilmez, hep kendini kusurlu bilir. Mümin bilerek hata yapmaz. Gaflet ile bir hata yaparsa hemen hatasını düşünüp üzülür ve derhal tövbe istiğfar eder. Şimdi bakın en sonuna koymuş. Mümin bilerek hata yapmaz. Gaflet ile bir hata yaparsa hemen hatasını düşünüp üzülür ve derhal tövbesi ifade eder. Şimdi evliya-i kiramın hasretleri anlatılırken bunlar doğru söze aşıktırlar. Kimin ağzından çıkarsa, düşmanların ağzından bile çıksa hiç itirazlar olmaz. Doğru söyledim derler hemen. Vazgeçtim ve tövbe ettim. Vazgeçtim. Ebu Midden Mağribi Hazretleri var. Bu zat da buyuruyor ki, hatası olan kimsenin bu hatasını üzülerek,
kalbinin kırık, boynunun bükük olması, itaatkar kimsenin itaatına güvenerek kendini kıymetli sanmasından, kırıcı hareket etmesinden hayırlıdır. Şimdi hatada ısrar eden kimse kibirli olur. Hatasını kabul eden kimsenin de boynu bükük olur. Bunu iyi bilmek lazım. Öyle değil mi? Evet. Hatasında ısrar eden kimse kibirli olur. Ama hatasını bilen bir kimse de muhakkak aynı şekilde yükselir. Tevazu sebebiyle, tevbe istiğfar etmek sebebiyle yükselir mi? Yükselir. Efendim bu konuda mesela söz dinlememek veyahut da hata edenlerin akıbetleriyle alakalı çok şeyler anlatılmış. Mesela bu Allah-u Teala sevgili kullarına karşı böyle edepsizlik edenlerden bir tanesi de Ahmet Es-Satiha El-Mısri Hazretleri zamanında yaşamış. Bir adam birisi, haddini bilmez birisi, bu Ahmet Es-Satiha Hazretleri'nin itibar gördüğünü görünce, onun giydiği külah gibi bir külah, onun giydiği cübbe gibi bir cübbe yapmış, ben de onun gibi olabilirim demiş ve kibirli bir şekilde de giymiş bunları. Her şeyin cübbe ve külah giymekle hallolacağını zannetmiş bu kimse. Böyle yapıyor ama esas bu haliyle de Ahmet Es-Satiha Hazretleri ile alay ediyor. Adam zengin de işte Ahmet Es-Satiha Hazretleri'nin külahı ve cübbesi gibi bir cübbe bulmuş giymiş. Ondan sonra hizmetçisine demiş ki yardım et de demiş ben demiş ata bineyim. Ata binerken tepe takla hayvandan düşüyor ve boynunda kırılıyor. Hayvandan düşüyor. Hizmetçisi yardım ettiği halde. Boynunun üzerine düşüyor ve boynu kırılıyor. Fakat adamcağız bu halde olmasına rağmen hemen hatasını anlamış. Hatasını anlamak çok büyük meziyettir Fatma Hanım. Beni diyor Ahmet Satiha Hazretleri'nin yanına götürün. Ve gidiyor Ahmet Satiha Hazretleri. Bunun halini görünce buyuruyorlar ki Allah-u Teala bildiriyor onun halini, bunun halini. Öyle yapmakla diyor bize zahmet verdin ve boynun kırıldı. Allah-u Teala tövbe et boynun düzelir. O kimse de tövbe istiğfar ediyor. Ve Ahmet Satiha Hazretleri biraz zeytinyağı falan veriyor. Onlar da sürüyor. Bununla diyor hastanın boynunu oğun. İnşallah Teala iyileşir ve netice itibariyle de iyileşiyor. Ama bu adamcağız hatasını anlamış. Anladığı için tekrar şifaya kavuşuyor. Bir de Ata el Ezrak Hazretleri. İşte bir kere gece namazını kılmak için bir yere gidiyormuş. Bu esnada önüne bir hırsız çıkmış bu zatın. Ata el Ezrak diye bir zat. Evliya-i Kiram'dan. Önüne bir hırsız çıkıyor. Şimdi onu öyle görüverince ya Rabbi diyor beni bu hırsıza karşı nasıl dilersen öyle muhafaza et diye dua ediyor. O anda hırsında iki eli kuruyor Fatma Hanım. Kurutan Cenab-ı Hak. İki eli de kuruyor. İki eli ve ayakları da kuruyor. Hırsız hemen hatasını anlıyor. Pişman oluyor. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair söz veriyor. Bunun üzerine bu zat bunu affediyor. Hırsız iyileştikten sonra soruyor diyor Allah aşkına diyor sen kimsin ismin ne? Benim ismim Ata diyor gidiyor. Ata Erzak demiyor ama. Ve ertesi gün işte iyileştikten sonra kendi sıhhatine kavuştuktan sonra gidiyor diyor ki gece falanca yere diyor namaz kılmaya giden kim tanır mısınız böyle evet diyor tanıyorlarız tanırız diyorlar o Ata Es-Sülemi Hazretleri'dir aynı asırda yaşamışlar bu zaman hırsız Ata Es-Sülemi Hazretleri'ne gidiyor işte diyor tövbe etmek istediğini bildince Ata Sülemi Hazretleri buyuruyor ki aradın diyor ben değilim Ata El-Ezrak'tır senin ellerin ve ayakların kurmasına sebep sen onu soymak istedin, ona eziyet etmek istedin. O da Allah-u Teala'ya sığındı. Allah-u Teala senin elinin ayağını kuruttu. O zat ben değilim, odur git onun dergahına. Bahattin-i Buhari Hazretleri ile alakalı anlatılıyor. Birisi Bahattin-i Buhari Hazretleri'nin huzurunda böyle bir edepsizlik yapıyor. Terbiyesizlik yapıyor. Talebelerine sohbet ederken. Bahattin-i Buhari Hazretleri o anda sadece bir acı bir tebessümle cevap veriyorlar. Onun o edepsizliğine karşı. Acı bir tebessümle cevap veriyorlar. O edepsizlik yapan, bu Allah-u Teala'nın veli kullarına karşı çok dikkatli ve uyanık olmak lazım. O edepsizlik yapan kimse büyük bir derde düşüp helak olacak hale gelince hatasını anlıyor, tevbe ediyor. Bahattin-i Buhari Hazretleri'nin işte adamlar koyuyor oraya gitmesini, oraya gidip oradan aynı şekilde dua almasını, hatta kendisini oraya götürmesini istiyorlar. Ve gelip arz edince Allah-u Teala şifa vericidir buyuruyor Bahattin-i Buhari Hazretleri. Korkma iyileşirsin buyuruyor. O kimse bu sözle üzerine kalkıp işte efendim size karşı diyor edepsizlik ettim, hatırınızı incittim, beni affediniz. Bunun üzerine Bahattin-i Buhari Hazretleri buyuruyorlar ki kalbimiz o zaman incinmişti. Fakat şu anda gönül aynası tertemiz. İyi bil ki Allah-u Teala'nın sevdiklerine yol gösterenlerin, Allah-u Teala'nın sevdiklerinin yol gösterenlerin, insanlara yol gösterenlerin kılıncı kınından çıkmış yalın bir kılıçtır.
Ama Allah adamları merhamet sahibidirler. Kimseye kılıç vurmazlar. İnsanlardan belasını arayanlar gelip kendilerine okunacak olurlar. O konuda da çok dikkat etmek lazım. Gerçekten bir kimse Allah-u Teala'nın sevgilisi ise, dostuysa çok uyanık ve dikkatli olmak lazım. O zat o kimsenin helakini istemese bile Allah-u Teala sevdiklerine yapılanı affetmiyor Fatma Hanım. Allah-u Teala sevdiklerine yapılanı affetmiyor. Onun için hani bizde bir söz vardır. Nedir o söz? Her geceyi Hızır, özür dilerim, her geceyi Kadir, her gördüğünde Hızır bil. Herkesi Hızır bilir, her geceyi de Kadir bilirsen ne olur? Her geceyi ihya edersin ve netice itibariyle de her gördüğümüzde Hızır bildiğimiz için iyi muamele ederiz. Hürmetli. Bu iyi muamele neticesinde de biz kazanır mıyız? Evet, biz kazanırız. Bu Behlül Dana Hazretleri için anlatılır da, Behlül Dana Hazretleri bir gün böyle bir evin damına çıkmış. Bunu değişik şekillerde de anlatıyor. Behlül Dana Hazretleri'nin hayatını anlatan kitaplarda farklı farklı da naklediliyor. Ama önemli değil. Önemli olan hadisenin vuku bulmasıdır. İşte namaz, niyaz falan yok işte. Namaz kılmadığı halde her gece şöyle dua edermiş. Ya Rabbi bana cennetini ver. Ya Rabbi bana cennetini ver. Yine böyle bir gece aynı şekilde yatmış. Gece vakti damdan tıkırtı geliyor. Adam açmış, yukarı seslenmiş. Kim var orada falan diyor. Damda da Behlül Dana Hazretleri'ymiş. Devem kayboldu da diyor, onu arıyorum. Ev sahibi diyor ki, ya kaybolan deve diyor, damda aranır mı diyor. Bu mümkün mü? Bu akılsızlık değil midir? Behlül Dana Hazretleri cevaben buyuruyor ki, senin hiç ibadet etmemen ve sonra da Allah-u Teala'dan cenneti istemen daha akılsızlık değil midir? Ev sahibi Behlül Dana Hazretleri'nin bu sözü üzerine hatasını anlıyor. Tövbe ediyor ve ibadetlerini ondan sonra aksatmadan devam ediyor. Bir de Ebu Hasan Hamza Hemedani isminde birisi işte bir akşam Cafer-i Huldi Hazretleri'nin yanına gelir. Gelmeden önce de evinde tandırda bir tavuk kızartmış. Akşam yemeğini evinde çoluk çocuğuyla beraber yiyecek. Bu şekilde böyle şey yapıyor. Tavuğu da evde hazırlıyor ve Cafer-i Huldi Hazretleri'nin de sohbetine geliyor. Cafer-i Huldi Hazretleri tabii sohbet biraz uzayınca bu izin istiyor efendim, ben diye gidebilir miyim falan. Cafer-i Huldi Hazretleri diyor ki, kal diyor, bugün gitme. Akşam gitme. Şimdi evde tavuk var ya. Efendim sen de derseniz gideyim. Hayır diyor, bu akşam burada kal. Gelen o kimse diyor ki, efendim mühim bir işim var, gideyim. Onun üzerine Cafer-i Huldi Hazretleri, belki sen bilirsin. O kimse evine geliyor. Ondan sonra hizmetçisine diyor ki, getirin bakalım yiyecekleri falan. Getirirken işte tavuğu nasıl şey yaptılarsa suluymuş falan, tencere devrilmiş veyahut da tabak devrilmiş. Ne kullanıyorlarsa o zaman. Suyu bir tarafa gitmiş. Artık evleri nasıl bir yapıya sahipse içindeki tavuk da o da düşmüş, bahçeye yuvarlanmış gitmiş, kızarmış tavuk. Ondan sonra bakmış, demiş ya tavuğun suyu gitti demiş, bari demiş kendisini getirin de yiyelim falan. Hizmetçi oraya giderken köpek de tavuğu kapıyor götürüyor, kızarmış tavuğu götürüyor. Bunun üzerine adamcağız diyor ki, her şeyi kaçırdık diyor, bari diyor Cafer-i Huldi Hazretleri'nin sohbetini kaçırmayalım deyip tekrar dönüyor. Bunun gelince Cafer-i Huldi Hazretleri buyuruyorlar ki, evliyanın kalplerine bir parça gönül vermeyenin ve söz dinlemeyenin tavuğunu Allah-u Teala köpeklere verir buyur. Tabii bu hadiseyi görünce o sana tövbe ediyor. Bir hadise daha anlatılıyor da vaktimiz nasıl zannedersem müsait, onu da anlatıverelim de. Ebu Müslim Hazretleri mescitten evine döndüğü zaman, evine yaklaşınca Allahu Ekber der, öyle girermiş bu zat. Hanım da bilirmiş bunu. Tekbir getirir öyle girermiş. Hatta bunu 3 defa tekrar eder. Hanım da aynı şekilde anlarmış efendisinin geldiğini, o da Allahu Ekber dermiş. Her seferinde böyle olurmuş. İçeri girdiği zaman işte bu Müslüman Hazretleri'nin hanımefendisi işte ceketini alır, paltosunu alır. Ondan sonra akşam olmuş zaten, lambayı yakmıştır, yemekler hazır falan, bu şekilde hazırlarlar. Bir gün geliyor işte, tekbir getiriyor, içeride ses seda gelmiyor, kapı açılmıyor, kendisi açıyor, içeri giriyor, ne paltosunu ceketini tutan var, ne lamba yakılmış, kendisi lambayı yakıyor, sofraya bakıyor, sofra da yok. Diyor, sana ne oldu böyle diyor, üzgün bir haldesin falan. Hanım diyor ki, sen diyor halife tarafından sayılan birisin, halbuki bizim diyor bir hizmetçimiz bile yok diyor, eğer ondan istesen diyor sana bir hizmetçi verir. Kadıncağızın daha önce böyle bir düşüncesi falan yokmuşmuş, ne güzel böyle saliha bir hanım hizmet ediyor falan. Bu zat diyor ki, bizim diyor hanımın zihnini birisi çelmiş, kafasını karıştırmış. O anda gayri ihtiyari, ya Rabbi diyor, hanımımın fikrini kim karıştırdıysa, kim onu böyle allak bullak ettiyse, onların diyor gözünü kör etti. O gün gerçekten hanımının yanına birisi gelmiş, bir kadın gelmiş o eve.
O karıştırmış kadıncağızın zihnini. İşte senin kocan halife tarafından sevilen birisi, kocana söylesen de sizin için halifeden bir hizmetçi istese de işte böyle rahat etsen de falan filan epey bir böyle karıştırmış kadıncağızın zihnini. Netice itibariyle kadın fıtratı, kadın fıtratı, o da ona şey yapıyor falan. Hakikaten diyor ya, niye diyor bizim efendi diyor, madem diyor halife tarafından böyle seviliyor, itibar ediliyor falan, yapsa ya böyle falan diye hizmetinde kusur ediyor. Bu söyleyen kadın o gün akşam lambayı söndürürken, lamba böyle yanmış, konuşurken falan diyor ki, lambayı niye söndürdünüz? Diyor ki sönmedi ki. Ama diyor ben göremiyorum. Ama kadın hatasını hemen anlamış. Tamam demiş, bugün o zatın, çünkü Allah adamı, o zatın demiş hanımına böyle böyle ben demiş uygunsuz şeyler söyledim, bu yaptığım yanlış. Hemen gidiyor, özür diliyor, hatasında ısrar etmemiş. Israr etmediği için de tekrar ona kavuşmuş mu? Kavuşmuş. Yani gözleri tekrar açılmış. Tekrar açılmış. Hemen bir de vaktimiz daraldı ama tabii son olarak bu Beykozlu bir zat, işte 1516. yüzyılda yaşamış, onun bir duası, münacat, yalvarışı. Buyuruyor ki bu zat, gel ey dayı, hemen başla duaya. Elin aç, bargâh-ı kibriyaya. Nice zamanların ah boşuna geçti. Yaptıkların hep maziye karıştı. Şimdiden sonra insafa gel bari. Tövbe et, yalvar da af ede bari. Kalbimden söyledim estağfurullah. Rucu ettim dedim, tüp değil Allah. Olup nadim, elim çektim hevadan. Pak ettim kalbimi hubb-i sıvadan. Hevai nefse ve şeytana uydum. Hata ettim ilahi, şimdi duydum. İnabet eyleyip geldim kapına. Yüzüm yere sürüp durdum babına. Yüzüm kara, günahım çok, elim boş. Lafa geldik de ama sözlerim hoş. Beni gören sanır ki bir veliyim. Fakat bilmez ki bir ahmak deliyim. Eğer bende olaydı aklı kamil, muhakkak olmaz idim böyle gafil. Temizler rahmetinin suyu ilahi. Benim gibi nice ruyu siyahı. Ümidim kesmem hiç senden ilahi. Ki sensin cümle mahlukun penahı. Yüzüm karasına bakma ilahi. Cehennem narında yakma ilahi. Yüzüm yoktur, sözüm yoktur ilahi. Yaşım çoktur, gamım çoktur ilahi. Bu Beykozlu dayı kapında bir ağaç. Fakirim, bir kesem kufrana muhtaç. Ama evliya bir zattır, gönül ehli bir zattır. Cenab-ı Hak hata ettiklerimizde ısrar etmeyip tövbe eden kullarından eylesin. Hepimizin ihtiyacı vardır. Her derde ilaçtır. İstiğfara devam etmeli. Dili özür dilemeye de alıştırmalı efendim. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizden. Evet sevgili dinleyiciler, böylece bir Gönül Pınarı'nın daha sonuna gelmiş olduk. Öğrendiklerimizi hayatınıza tatbik etmek duasıyla ekip arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum. Gönül Pınarı.